3 yıllık evli olan gelinimiz çeyizlerini ince gibi dizmiş. Çok farklı parçalar görmeye hazır olun. Zira biz çay bardak takımını ilk kez böyle görüyoruz. Olmazsa olmaz parçalar da var tabii. Bakalım gelinler bu güzel çeyize neler diyecekler. Şimdi kaç yıllık bir çeyiz bu? En az 28-29, belki daha fazlası yani? Da var. Aman dış sesçim, dikkat et. Çeyizlere bakacağım diye ışığım ışığı görmüyorsun. Ay Aslı Hanım, ben sığamadım da buraya. Fark ettim, fark ettim. Şimdi 29 yıllık mı dedin? Belki daha da fazladır çünkü babaannemden kalan onun ördüğü el emekleri de var. Senin el emeğin var mı? Ya ben üniversite okudum, lise okudum derken öyle pek el emeği de becerim yok açıkçası, pek yok. Ay bu. Hemen algıda seçicilik, direkt kırmızıya evet, gitti elimiz. Bunu annem kızla örmüştü, daha giymedi hiç. Ay. Çok güzel olmuş ama çok gerçekten. Teşekkür ederim. Yüzük gibi. Burada Tuğçe'cim senin... Bu benim gelinlik eşim. Ben sosyal medyada bunu beğenince bana sürpriz olarak göndermişti. Ha. Ben de düğün boyunca bunları giydim. Rahatlığıma biraz düşkün. Çok rahattır. Çok rahat gerçekten. Burada da tarih yazılmış. 12.08.2018. Ne kadar zarif. Ne güzel düşünmüşsünüz. Tuğçe Ali. Böyle. Evet. Güzel. Biz de Türk millet olarak illa bir şeyler giydirdiğimiz için. Evet. Bu da bardak. Bir şey söyleyeceğiz. Yumurta bugün bardak. Yumurta bardak dün gidiyoruz. Dün yumurtayı giydirdiler. Evet. Yumurtanın üzerine resmen kılıf yapmış. Evet. Kılıflı yumurta. Bence çok yaratıcı. Kılıflı yumurta. Kızlar. Aslanım. Gel. Atlayın şöyle. Atlayın. Fidelerimizi yaptık. Teşekkür ederim. Değil mi? Aman atlarım benim. Gel şimdi gel. Fide yapmaya onu giderken bilir. De biz buraya bir göz attık. Kendimize yazma evet, aldık. Çok akıllıca. Çok yakışmış. Evet. Çok teşekkür ederim. Bak bu güzel bir düşünce. Değil mi? Bence de. Bir şey söyleyeceğim. Senin evde yumurtayı giydirmişler. Evet. Burada da. Burada bardak. Kim yapmış bunu? Bunu annem. Kız kardeşime çok tatlı. Bana kendisi şimdi gençken örmüş. Bak. Çay tabağı da var altında. Şimdi anne hamburları örmeye başlamış. Piko takımlarını örmeye başlamış. Hızını alamamış. Evet. Bardakları giydirmiş. Bunun arkasından 48 kişilik çatal bıçak takımları, yemek takımları da. Onlara da güzel bir yapar. Paket. Ha, o beceriye sahip yapar. Maşallah var. Hanımlar, bunlar bardaklar üşümesin diye mi yapılmış? Elimiz yanmasın diye, dış ses yanlış. Ay bunu iftarda bana bununla bir çay... Ama şimdi bak bir dudak payı yapsa. Evet dudak payı evet, yok bu ince dudaklılar için dur, bu. Bak, şöyle indireceğiz. Şöyle indireceğiz. Elbiseli ama bardak. Biz içerken tabakta biz anneyi veririz. Bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar gelin evi gezdim ben bir böyle evet, bir şey hayatımda ilk defa. Çok güzel yani çok farklı evet, bir şey. Normalde evet, bu konsolda sergilenen bir şey. Hani çıkartırken bardağını alıp sergiliyoruz. Bu var yani böyle bir şey annenin. Tabii var. Ben çok bunu güzel. Hemen sosyal medyamda paylaşmak evet, istiyorum. Tuğçe'nin çeyizinde de çay bardağına kılıf örmüşler. Benim çeyizimde de yumurtaya kılıf örülmüştü. Bence Ankara gelinleri olarak çok değişik çeyizler ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Burada çok güzel parçalar var şu çetiklere, havlulara, piko takımlarına siz bakın. Biz bir karıştıralım aslında. Biz hep gidelim. Evet. Sen yapmadın daha pide değil mi? Yok şurada yapmadım. Beraber karıştıracağım yapacağız. Karıştıracağım sizi. Göreceğiz bakalım bizim pidelerimizi efendim, geçelim. Tamam. Kızlar bakın bu gerçek tiftik keçisinin pozisyonuna bakabilirsin. Duygu onu çok incelemek istiyor. Gerçek yani değil mi? Gerçek evet. O zaman aldım. Bayıldım. Bunlar da gerçek tiftik ürünleri. Dur. Evet bunları kim yaptı? Bu da annemdir herhalde ya da bilmiyorum ki birilerinden hediye de geliyor çünkü. Bunlar tam gerçek bilmiyorum. Taşındırır. Onlar aynen, gerçek tiftik evet. Sen şu yelek gerçek tiftik. Bu sıcacık eldiven. Onlar da gerçek. Bir dakika şu eldiveni denemeden şuradan şuraya çıkmam. Günün eğrilmesiyle yapılan bir şey. Dur bakayım kaşındırıyor mu? Söyleyeceğim sana Öznur. Tabii ki. Çok yakıştı. Öznur kaşındırmıyor. Ama şey mesela... vücudumuzun hani mesela böyle kolumuz, bacağımız falan daha hassas şey, ya bilmiyorum. Şu tüyleri kaşındırabilir diye düşündüm. Tiftikten çeyiz gördüm. Benim çeyizimde de vardı aslında ama onu gösteremedim ben. Köylü güzel. Kendime şaşer yarattım. Oh my god. Görüşürüz. Ben kaçıyorum. Görüşürüz kızlar. Güle güle. Hoşçakalın. Hoppa. Kolay gelsin size. Hadi size de kolay gelsin. Burada önce ayakkabıları dikkatimi çekti beni. Evet. Bunu da benim ayakkabılarım da çünkü ben kendim evet, yapmıştım. Bu biraz topuklusu. Ben düz yapmıştım. Bu da hazır galiba bu çünkü daha çok işlemeli. Aynen. Şunu da eşi yaptırmış. Evet. Çok güzel. Bence çok güzel. Siz baktınız galiba kızlar. Biz bunlara baktık. Aynen çok biz güzel. Onlara baktık ama biz de şöyle bana şey bakalım. Gibi geldi biraz hani. Bu da ayakkabı mesela gibi.
senin o, hani Zeynep Hanım'ın olsun, Nuray Hanım'ın olsun o kadar seneye göre yazması falan çoktu. Yani yazması biraz az ama patik çok evet. Ama yazması da az. Ama yazması gerçekten çok az. İşleme hani, falan da hiç olmamış. Yelek gördün mü? Benim evet. Yaramıştın. Gördüm. Evet. Yelek demek yaranan evet. Parça oymuş. Sende evet. Olmayan kazakların bütün hepsi burada evet, Zeynep aranan Hanım. Kanı bulduk Allah bu hafta. Kızlar bir de bu patiklere bakar mısınız? Göreceksiniz. Çok güzeller. Hepsi çok güzel. Burada evet. Yine bir yastık çok var. Çok güzel olmuş. Hanımlar size bir soru. Sizce 3 gündür gördüğünüz en iyi çeyiz hangi gelinimizindi? Ben kendiminkinin de ben güzel de olduğunu kendim... düşünüyorum ama Nuray ablanın çeyizinde de gerçekten el emeği evet. Çok fazlaydı. Bence İki çeyizi de ben eşit görüyorum. İkisi de çok ben güzel. Ben de aynı Zeynep Hanım. Burada da güzeldi. Güzel parçalar var ama yazmalar yani diğer biraz Nuray abla ve Zeynep'e göre bu çeyiz biraz yetersiz evet, kalmış. Evet daha az. Aynı. Daha fazla olabilirdi. Bir de ben bence o kadar de. Dağıttım. Yani Nuray Hanım çeyizin birincisi diyorsunuz. Henüz değil. Gönüllerin birincisi. Gönüllerin birincisi Nuray Hanım. El emeği olarak evet fazlaca kıymetli evet. Şeyler vardı ürünler. Çeyiz konusunda ama ben de. Çok iddialıyım. Göreceğiz yarın o zaman seni. Tabii ki. Merakla bekliyorum. O zaman pidenin birincisi kimmiş onu öğrenmeye gidelim mi? Gidelim. Hadi gidelim. Gidelim.